Herkese merhaba. Bilim Peşinde YouTube kanalına hoş geldiniz. Fizik biliminin önemli bir alt dalı olan katı hal fiziği, katı maddelerin fiziksel özellikleri, davranışları ve yapıları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu alanda çalışan bilim insanları, katı maddelerin ışık, elektrik ve manyetizma gibi çeşitli fiziksel özelliklerinin nasıl çalıştığını ve değiştiğini anlamaya çalışırlar. Ayrıca, katı hal fiziği, malzemelerin elektriksel, manyetik, optik, termal ve mekanik özelliklerinin tasarımı ve uygulaması için önemli bir temel oluşturur. Katı hal fiziği, 19. yüzyılın sonlarında başlayan bir dizi deneysel ve teorik çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Bu çalışmalar, elektromanyetizma, termodinamik, kristalografi ve kuantum fiziği gibi farklı alanları birleştirdi. 1897'de Thomson, elektronu keşfederek elektrik yüklü parçacıkların varlığını doğruladı. Bu keşif, elektrik yüklü parçacıkların katı maddelerde nasıl davrandığını anlamak için temel bir adım oldu. 1900'lü yıllarda Max Planck, kuantum teorisini geliştirerek elektromanyetik ışınımın enerjisinin küçük paketler halinde taşındığını öne sürdü. Işığın katı maddelerle etkileşimini açıklamak için yeni bir yol açtı. 1920'lere gelindiğinde, kristalografi teknikleri geliştirildi ve kristallerin düzenli yapıları hakkında daha fazla bilgi elde edildi. Bu sayede, katı maddelerin yapısal özellikleri hakkında daha fazla anlayış geliştirildi. 1930'larda, metalik iletkenler ve yarı iletkenler hakkında önemli keşifler yapıldı. Elektrik akımının, yarı iletkenlerde, sadece belirli enerji seviyelerindeki elektronlar tarafından taşındığı keşfedildi. Bu keşif, yarı iletkenlerin elektriksel özelliklerinin anlaşılması için önemli bir adımdı. 1950'lerde, katı hal fiziği, manyetizma ve manyetik özelliklerin incelenmesi konusunda büyük ilerlemeler kaydetti. Bu dönemde, süperiletkenlik de keşfedildi ve bu, elektrik akımının dirençsiz bir şekilde taşınmasına izin veren özel bir malzeme türü olarak anlaşıldı. Katı hal fiziği, katı maddelerin fiziksel özellikleri, davranışları ve yapıları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu nedenle, kristaller de katı hal fiziği için önemli bir konudur. Kristaller, atomların düzenli ve tekrar eden bir desende düzenlenmesiyle oluşan katı maddelerdir. Katı maddelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri, kristallerin yapısına bağlıdır. Bu nedenle, kristallerin yapısını anlamak, katı maddelerin özelliklerini anlamak için önemlidir. Kristallerin yapısı, üç boyutlu bir düzen içindeki atomların düzenine bağlıdır. Kristal yapı, birim hücre adı verilen en küçük tekrarlanan parçalardan oluşur. Bu birim hücre, atomların düzenli bir şekilde tekrarlanmasını sağlar. Katı hal fiziği, kristallerin yapısal özellikleri ve kristal kusurları ile ilgilenir. Kristallerdeki kusurlar, atomların düzensiz yerleşimleri veya atom eksiklikleri nedeniyle oluşabilir ve kristalin fiziksel özelliklerini değiştirebilir. Katı hal fiziği ayrıca kristallerin optik, manyetik ve elektriksel özellikleri ile de ilgilenir. Bu özellikler, kristal yapıdaki atomların düzenine ve kimyasal özelliklerine bağlıdır. Örneğin, kristallerin ışığı nasıl yansıttığı ve kırıttığı optik özelliklerine örnek olarak gösterilebilir. Katı hal fiziği, süperiletkenliğin keşfedilmesinden bu yana, süperiletken malzemelerin özelliklerini inceliyor ve yeni süperiletken malzemelerin keşfi için araştırmalar yapıyor. Ayrıca, nanoteknoloji ile arasında yakın bir ilişki vardır. Nanoteknoloji, maddenin nanometre boyutundaki yapılarının manipüle edilmesi ve kontrol edilmesiyle ilgilenirken, katı hal fiziği, katı maddelerin özellikleri ve davranışları hakkında bilgi sağlar. Bu nedenle, nanoteknoloji, katı hal fiziğine dayanan birçok teknolojiyi içerir. Katı hal fiziği, yarı iletkenlerin özellikleri ve davranışları hakkında bilgi sağlar ve bu da nano boyutlu yarı iletken yapıların örneğin, nanotüpler, nanovirüs gibi yapıların oluşturulmasına olanak tanır. Bu nano boyutlu yapılar, nanoteknolojinin birçok farklı alanında kullanılır. Ayrıca, katı hal fiziği, nanoteknoloji alanında kullanılan birçok ölçüm teknolojisi ve cihazının geliştirilmesinde de önemli bir rol oynar. Örneğin, taramalı tünelleme mikroskobu ve atomik kuvvet mikroskobu gibi yüksek çözünürlüklü görüntüleme cihazları, katı hal fiziği prensiplerine dayanır.
katı hal fiziği ve malzeme bilimi arasında yakın bir ilişki vardır. Katı hal fiziği, katı maddelerin fiziksel ve elektronik özelliklerini incelerken, malzeme bilimi, farklı malzemelerin özelliklerini ve uygulamalarını araştırır. Bu nedenle, katı hal fiziği, malzeme biliminin temelini oluşturur. Katı hal fiziği, malzemelerin kimyasal bileşimlerinin, kristal yapılarının ve katı maddelerin fiziksel özelliklerinin anlaşılmasına yardımcı olur. Bu bilgiler, malzemelerin nasıl sentezleneceği, işleneceği ve kullanılacağı konularında önemli ipuçları verir. Örneğin, yarı iletkenlerin elektriksel özellikleri, mikroelektronik ve elektronik cihazların üretiminde kullanılan malzemelerin seçimi ve tasarımı için kritik öneme sahiptir. Malzeme bilimi, katı hal fiziği prensiplerine dayanarak, farklı malzemelerin özelliklerini ve uygulamalarını araştırır. Örneğin, polimerlerin mekanik, termal ve elektriksel özellikleri, malzeme bilimi araştırmalarının odak noktasıdır. Aynı şekilde, malzeme bilimi, nanoteknoloji, güneş enerjisi hücreleri, biyomedikal cihazlar ve diğer birçok endüstriyel ve ticari uygulama için yeni malzemelerin geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Katı hal fiziği, tıp alanında da önemli uygulamalar sunar. Özellikle, katı hal fiziği prensiplerine dayalı olarak geliştirilen cihazlar ve teknolojiler, tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinde önemli bir rol oynar. Örneğin, manyetik rezonans görüntüleme teknolojisi, katı hal fiziği prensiplerine dayanarak çalışır. Mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanarak insan vücudundaki organların ve dokuların ayrıntılı görüntülerini oluşturur. Tıp alanında teşhis süreçlerinde sıklıkla kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Bunun yanı sıra, tıbbi cihazlarda kullanılan yarı iletkenlerin özellikleri, katı hal fiziği araştırmalarının odak noktasıdır. Yarı iletkenler, tıbbi cihazlarda kullanılan sensörler, monitörler ve pille çalışan cihazlar gibi birçok farklı tıbbi cihazda kullanılır. Katı hal fiziği, ayrıca biyomalzemelerin ve biyosensörlerin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynar. Bu biyomalzemeler, vücutta doğal olarak bulunan malzemelere benzer özellikler gösterir ve vücutta daha az reaksiyona neden olur. Bu nedenle, biyomalzemelerin geliştirilmesi, tıbbi implantların ve protezlerin tasarımı için kritik öneme sahiptir. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.